Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Hocam çalışıyorum ama netlerim bir türlü artmıyor. Yanlışlarım sürekli fazla çıkıyor diyenlerden misiniz? O zaman verimli çalışamıyorsunuz demektir. Gelin bugün sizlerle beraber verimli çalışmanızı engelleyen faktörlere ve nasıl verimli çalışacağınıza birlikte bakalım. Müzik Dersimize başlamadan önce İnkılap tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil online deneme çözümü ve deneme analizi, PDF olarak deneme paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sınava yaklaştığımız bu günlerde öğrencilerimiz çok fazla kaygı içerisindeler. Bunu fark edebiliyoruz. Evlerimizde kaldığımız bu süre zarfında sizlerin bu durumlarını giderebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Rehberlik videolarımızla her zaman yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bugün de sizlerin "Hocam çalışıyorum ama bir türlü netlerim artmıyor." ya da "Sürekli yanlışlarım çıkıyor." dediğiniz konu olan yani verimli ders çalışma konusuyla alakalı birazcık sizlerle sohbet etmek istedim. Biliyorsunuz ki çalışmak farklı bir şey, verimli çalışmak farklı bir şey. Biz hangi tarafta olmalıyız? Tabii ki verimli çalışma tarafında olmalıyız. Çünkü çalışmak Evet, masa başına oturursunuz. Belki 2 saatinizi geçirirsiniz ama oradan belki 10 dakikalık bilgi bile alamayabilirsiniz. Ama verimli çalışmak o 2 saatinizin belki de 1,5 saatini çok verimli, e, olumlu şekilde değerlendirebilmektir. İşte bizim istediğimiz tam olarak da bu. Gelin öncelikle sizlerle beraber verimli çalışmayı engelleyen bazı faktörlerden bahsedelim. Sizi engelleyen ilk faktör gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek. Ders çalışırken size her şey ilgi çekici gelebilir. İçeriden gelen bir ses, çalan bir müzik, televizyonun sesi size gerçekten çok ilgi çekici gelebilir. Bu durum sizi ne yapacaktır? Verimli çalışmanızı engelleyecektir. O yüzden ilk yapmamız gereken şey dış uyarıcılara kendimizi kapatmak olacak. Tabii ki burada şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Evinizde ya da sokağınızda, mahallenizde full sessizlik olacak siz ders çalışın falan tarzında bir şey demiyorum. Hatta bunu yapmayın bile. Çünkü biliyorsunuz ki LGS sınavında okullarımız caddelerde, sokaklarda kalabalığın olduğu yerlerde olacak. Yani o gün sınava girdiğinizde de sağdan, soldan sizi uyaracak. Yani size, size dış etken olacak şeyler başınıza gelecek. O yüzden hafif de olsa sesle çalışmak sizin için iyi olabilir. Ama tabii ki bu durum sizi olumsuz etkileyebilir. Bunu bizim ortadan kaldırmamız gerekiyor. Verimli çalışmanızı engelleyecek ikinci faktör müzik eşliğinde çalışmak. Eğer müzik eşliğinde de çalışan öğrencilerimiz varsa bu durumu bence bırakmalılar. Çünkü beyin iki şeye aynı anda konsantre olamıyor. O yüzden arkadaşlar bazı arkadaşlarımıza diyorlar hocam ben daha iyi çalışıyorum. Onlar kendileri bilirler. Onlara bir şey diye, diyecek bir şeyim yok. Ama ders çalışırken müzik dinlemek sizin bir taraftan öbür bir taraftan müziğe bir taraftan da derse odaklanmanızı engelleyecek. Yani ikisinden de hiçbir şey anlamayacaksınız. O yüzden sizin bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Verimli çalışmanızı engelleyen bir diğer faktör zorlanılan dersten kaçmak. Yani matematik dersini yapamıyorum. Hocam zaten yapamıyorum. O zaman hiç çalışmayayım dediğinizi duyar gibiyim. Ya da işte İngilizce çok zorlanıyorum. Kelime ezberleyemiyorum. Zamanında ben de yaptığım için biliyorum matematikte e, öğrenilmiş çaresizlik yaşadım ve matematikten soğudum. Bir daha da hiç düzelmedi arkadaşlar. Benden size bir abi tavsiyesi. Kesinlikle matematiği yapamıyorum. Zorlanılan derslerden e, kaçma gibi bir yönteme girişmeyin. Biz buna eğitimde öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bakın, e, siz aslında matematik yapabilecek beyinlere sahipsiniz. Ben aslında matematik yapabilecek bir beyine sahibim. Yani Allah bize bu donanımı zaten vermiş. Ama biz ne yaptık zamanında, daha doğrusu siz yapmayacaksınız. Ben yaptım. Örnekten ben ben üzerinden anlatayım sizlere. Matematiğe çalışıyordum ama olmuyordu. Yani yapamıyordum diyordum. Yapamıyorum, beceremiyorum diyordum ve hemen uzaklaşıyordum kaçıyordum en iyi yaptığım ne vardı Türkçe sosyal vardı hemen onlara sarılıyordum yani siz yapamadığınız derslerden kaçarsanız o dersin üstüne gitmezseniz zaten yapamayacaksınız biz buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz siz kesinlikle bu duruma düşmeyin zorlandığınız dersten kaçmayın bir diğer durum aşırı kaygı güvensizlik kendinize güvenin arkadaşlar bakın sınava az bir süre kaldı kendinize güvenmezseniz o sınava sizin yerinize abiniz ablanız anneniz babanız girmeyecek bu sınavı kazanmak istiyor musunuz? Evet. Bu sınavı kazanmak istiyorsanız kendinize güvenmek zorundasınız. Yani bu sınavda siz bulunacaksınız. Başka birisi değil. O yüzden aşırı kaygı olayını atlatın. Bu sınav dünyanın sonu olmayacak. Bunu bilmelisiniz. Eğer bu sınavı kazanamasanız bile ki kazanacağınıza ben inanıyorum. Bu sınavdan sonra aman öldüm, bittim. Babam beni sanayiye gönderecek falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde hayat bitmiyor. Devam ediyor. Bir diğer sizi çalışmanızı engelleyen faktör ise çalışırken hayallere dalmak. Bende de oluyordu bazen çalışıyordum çalışıyordum bir süre sonra bakıyordum ki başka bir şey düşünüyorum. Bunları artık yavaş yavaş geçmeniz gerekiyor. Zamanımız azaldı bunu iyi değerlendirmek için artık çalışırken hayallere dalmak konusunda kontrol etmemiz gerekiyor. Çalışmayı tamamlamadan bırakmak da verimli çalışmayı engelleyen faktörlerden bir tanesi. Yani siz başladığınız işi bitirmek zorundasınız. O yüzden bu durumda da kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Yani başladıysanız bitecek o. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bir diğer ve önemli bir faktör, tabii ki bu dönemde yani koronavirüsten dolayı içeride bulunduğumuz dönemde birazcık daha Azaldı bu durum ama Arkadaşlara hayır diyememek Ha tabii arkadaşlarınız eğer sizi online üzerinden de çağırıyorsa onlara da hayır demeniz Gerekiyor Yani siz e, Ders çalışırken arkadaşınız mesaj atıyor ve hadi zoom'dan işte e, toplantı yapalım görüşelim falan dediği zaman Hayır deyin ya da arkadaşınız sizi dürtüyor diyor ki hadi CSGO oynayalım hadi PUBG'ye gir de oynayalım hadi LOL oynayalım Falan diyorsa Bunları 45 gün sonraya bırakın arkadaşlar. Hepsini 20 Haziran'dan sonraya bırakın. Düzenli tekrar yapmamak da verimli çalışmanızı engelleyen faktörlerden bir tanesidir. Evet şu anda konularınızın tamamının bitmesi gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey hızlı tekrarlar yapmak ve sonrasında da kısa kısa özet notlar tekrar etmek. Yani öyle açıp da birinci üniteyi 3 gün boyunca 4 gün boyunca tekrar edeyim olayı bizim için bitti. Hızlı tekrarlar yapmak sizin verimli çalışmanızı arttıracaktır. Plansız, programsız çalışmak da verimli çalışmanızı engelleyen faktörlerden bir tanesidir. Siz dan öyle rastgele çalışmaya başlarsanız, yani birazcık şundan çalışayım, biraz bundan çalışayım, biraz da şundan katayım falan derseniz, yani bir yemeğe göz kararı bir şey katıyormuş gibi yaparsanız, planlı çalışmazsanız eğer verim alamazsınız. Bunun için de sizlere daha önceden 4 saatlik, 5 saatlik, 6 saatlik ve sahura kadar 8 saatlik ders çalışma programları hazırlamıştım. O videoyu da bilgi butonundan çıkan e, videodan izleyebilirsiniz. Bir diğer faktöre geliyorum. Kendinizi başkasıyla kıyaslamak. Bunu çok yaptığınızı görüyorum. Yapanlar varsa mutlaka bunu bundan vazgeçsin. Bunu bıraksın arkadaşlar. İşte şu arkadaşım kaç net yapıyor? 90 soruda 80 net yapıyor. Ben çalışıyorum, çalışıyorum. Ben hala 60'ı geçemedim. 70'i geçemedim. Kendinizi birileriyle kıyaslamayın. Eğer bunu yaparsanız kendinizi aşağı konumda göreceğiniz için motivasyonunuz düşecek ve çalışma isteğiniz daha da azalacaktır. Benim bu listede en önem verdiğim konu yanlışlarınızdan ders almamak ve eksikliklerinizi gidermemek. Arkadaşlar ben bunu her zaman şu örnekle anlatıyorum. Bakın yolda ben yürüyorum. Diyelim ki çarşıya doğru gidiyorum. Önümde çukur var. İlk gün çukura düştüm. Ayağım topalladı çukura düştüm. Ertesi gün aynı yoldan giderken bir daha çukura düşer miyim? Yani o kadar salak değilim affedersiniz, değil mi? Yani yolun kenarından geçerim, çukurun kenarından geçerim. Bu durum buna benziyor. Yanlışlarınızdan ders almanız gerekiyor. Nasıl ders alacaksınız? Yanlış yaptığınız konuları testlerinizden bakacaksınız ve ne yapacaksınız? Aa ben bu soruyu yanlış yapmışım. Demek ki bir yerde hatam var. Bu konu neyle ilgili? Atıyorum inkılap tarihinden 3. üniteyle ilgili. O zaman 3. ünitenin o konusunu kısaca hemen tekrar etmeniz gerekiyor. Yani yanlışınızı ne yapmanız gerekiyor? Tekrarlamanız. Aslında biraz önceki verdiğim örnekteki gibi çukurun üstünü kapatmanız gerekiyor. Yani çukuru orada bırakmamanız gerekiyor. Çukurun üstünü kapatmanız gerekiyor. İşte bu yüzden bu konu gerçekten çok çok önemli. Bir diğer faktör, sizi de çok etkileyen bir faktör, motivasyon eksikliği ve isteksizlik. Biliyorum, sınav yaklaştıkça motivasyonunuz düşüyor ve isteksiz hale geldiğinizi fark edebiliyorum. Ama Şurada toplam 40 günümüz kaldı. Aşağı yukarı 40 günümüz kaldı. 40 gün sonra rahata ereceğinizi düşünerek çalışırsanız motivasyonunuz artacaktır. Ve 21 Haziran'dan sonra kafanız o kadar rahatlayacaktır ki istediğiniz hedefleri istediğiniz hedeflere, liselere rahatlıkla yerleşebileceğinizi düşünmek sizi rahatlatacaktır ve ders çalışma isteğinizi arttıracaktır. Burada değindiğim faktörler verimli çalışmanızı etkileyen faktörlerdi. Şimdi gelelim Nasıl verimli çalışırsınız? İlk önemli noktamız not tutmak. Arkadaşlar not tutmak sizin için derse odaklanmanız anlamına geldiği için gerçekten çok önemli. Not tutarken başka bir şey düşünemeyeceğiniz için, daha da aza indireceğiniz için o yüzden not tutmak gerçekten önemli. Tabii ki bu notları da tutarken öyle her şeyi not alayım değil. Ya da her şeyin altını çizeyim, her şey önemli değil önemli yerlerini özet noktaları almanız gerekiyor. Anlayabileceğiniz kısaltmalar yapın. Yani öyle uzun uza diye işte ben öğrencilerime mesela şey yazdırıyordum. Türkiye Selçuklu Devleti. Ben Türkiye Selçuklu Devleti genellikle ya da Anadolu Selçuklu Devleti yazdırırken uzun uzun yazmayın. ASD yazın. Anadolu Selçuklu Devleti. Anlayabileceğiniz, sizin anlayabileceğiniz kısaltmalar yapın. Notlar tutarken. Ders çalıştıktan sonra notlarınızı temize çekebilirsiniz. Bu da sizin hem ikinci tekrar yapmanızı sağlayacaktır. Yani yine kısa not yazarsınız ve konuyu ikinci defa tekrar etmiş olursunuz. Anlamadığınız bir yer olursa o noktalara işaret koyun ve daha sonra bu noktaları inceleyin. Yani bu noktayı anlamadım. Kafamda bir hata belirdi. Yani bir hata oluştu. Burayı anlayamadıysanız, eğer bunu yapmanız gereken oraya soru işareti bırakıyorsunuz ve sonradan orayı dönüp tekrar bakıyorsunuz ya da bir öğretmeninize anlatıyorsunuz, anlattırıyorsunuz. İşte böyle yaparsanız eğer verimli bir çalışmanın ilk aşamasını gerçekleştirmiş olacaksınız. Yine bir diğer verimli çalışma tekniğimiz özet çıkarma. Özet çıkarma ise kişi çalıştığı şeyle ilgili kendi cümlelerini kurar. Yani kendi cümlelerinizi kurarsanız daha rahat öğrenirsiniz. Kitabi bir tanım yapmanıza gerek yok. İşte Kuvayi Milliye şudur. Kuvayi Milliye işte e, milli mücadele döneminde düşman işgaline karşı vatanın savunulması için bölgesel olarak kurulan düzensiz silahlı birliklerdir gibi bir kitabi tanım yapmanıza gerek yok. Bakın kendi cümlelerinizde Kuvayi Milliye kendi cümlemle yazıyorum. Kuvayi Milliye vatanın kurtuluşunu sağlamak için kurulan birlik. Kim kurmuş? Halk kurmuş halk kurmuş, silahlı örgüt, düzensiz. Bunları yazsanız yani kendi cümlelerinizde yazsanız yeterli. Yani burada özet çıkarırken kendi cümlelerinizde yazmanız önemli. Çünkü bu konuyu kendiniz daha iyi, rahat kavrayabileceksiniz. Ve verimli çalışma tekniklerimizin sonuncusu olan tekrar etme. Tekrar etme gerçekten önemli. Çünkü bilgiler zamanla unutulabiliyor. Biliyorsunuz ki birinci ünite konularını sizlerle birlikte Eylül ayında işledi öğretmenleriniz. Eylül ayından bugüne 7-8 aylık süre geçti neredeyse. Bu 7-8 aylık sürede insanoğluyuz hepimiz her şeyi unutabiliriz. O yüzden yapmanız gereken şey ara ara kısa tekrarlarınızı yapmak. Bunu yaparken de unutmayı önlemenin iki yolu var zaten. Birincisi öğrenilen bilgilerin kullanılması yani işinize yarayacak şekilde kullanırsanız unutmazsınız. Bir de düzenli tekrar yapmak bizim için burada ders tekrarları yapmak gerçekten çok çok önemli eğer tekrar ederseniz e, bilgilerinizi öğrencilerimiz sınava rahat bir şekilde hazırlanabilir ve bizim hazır olmamızı sağlar. Bu da bizim sınav kaygımızı en alt düzeye kadar indirir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber verimli çalışmanızı engelleyen ve verimli çalışmanızı sağlayabilecek faktörlerden bahsettik, tekniklerden bahsettik. Umarım işinize yaramıştır. Bundan sonra da rehberlik ve motivasyon derslerimiz devam edecek. LGS'ye kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.